Türkiye 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut cinayetiyle sarsılmıştı değerli izleyenler. Ve bunun üzerinden tam 12 yıllık bir süreç geçti. Fail de iş insanı, tanınmış bir iş insanı Ayhan Gariboğlu'nun yeğeni Cem Gariboğlu'ydu. 197 gün boyunca emniyetten, polis ekiplerinden kaçtı. Sonrasında yakalandı ve o yakalanma anından sonraki görüntüler 12 yıl sonra Türkiye'de ilk kez TV100 ekranlarında. TV100 günlerce araştırdı. 12 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Gariboğlu'nun yakalanma anı görüntülerine ulaştı. Türkiye'nin vahşi cinayetler tarihine geçmişti. Cem Gariboğlu'nun 197 günlük firar yolculuğu böyle sona erdi. Üstünden 12 yıl geçen bu görüntülere de ilk kez TV100 ulaştı. Tam 12 yıl önce işlendi, hala hafızalardan silinmedi. Türkiye'nin en vahşi cinayetlerinden biri olarak tarihe geçti. Tarih 3 Mart 2009. Türkiye, İstanbul Etiler'den gelen vahşi bir cinayet haberiyle sarsıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Münevver Karabulut cinayeti hala ve hala konuşuluyor. Gariboğlu ailesi benim kızımı öldürdü, linç etti. Yurtdışı taşmamıza! Münevver Karabulut henüz hayatının baharındaydı. 17 yaşında gencecik bir kadındı. Bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları tarafından cesedi bulundu. Görüntü korkunçtu. Başı bedeninden koparılmıştı. 12 yıl önce kağıt toplayıcıları bu sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde bavula koyulmuş ve parçalanmış bir kadın cesedi buldu. Polise haber verildi. Olay yerine gelen polis, bavulda incelemeler yapıldı. Kısa sürede bavuldaki cesedin 17 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğu belirlendi. Polis geldi, inceleme başlattı. Genç kadının başının testereyle kesildiğini tespit etti. Faili bulmak için çok yönlü araştırma içine girildi. Cinayetin failinin iş insanı Hayyam Gariboğlu'nun yeğeni Cem Gariboğlu olduğu tespit edildi. Bulunması için yurt içi ve yurt dışında seri operasyonlar yapıldı. Polis çalışmalarını yakınları ve çevresi üzerinde derinleştirdi. Katil zanlısı olarak ilk etapta Cem Gariboğlu, ünlü iş adamı Hayyam Gariboğlu'nun yeğeni Cem Gariboğlu olarak kayıtlara geçti. Ve Cem Gariboğlu Türkiye'de hemen hemen 6 ay boyunca her yerde arandı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Polis peş peşe operasyon yaptı, kaçacak yeri kalmayan katil 197 gün sonra teslim olmak zorunda kaldı. Polis ise operasyonlarına bir gün bile ara vermedi. Tarih 17 Eylül 2009. Cinayetin üstünden tam 197 gün geçmişti. Katil Cem Gariboğlu'nun da kaçacak yeri kalmamıştı. Artık teslim olmaktan başka çaresi yoktu. Avukatları polisi aradı. Cem Gariboğlu teslim olacaktı. Buluşma yeri ayarlandı. Yer, İstanbul Bahçeli Evler, E5 Karayolu'nun yan yolu. Avukatları kendilerine ait araçla Cem Gariboğlu'nu getirdi. Polisin yaptığı ard arda operasyonlarla köşeye sıkışan Gariboğlu ailesi Cem'i teslim etmeye karar verdi. Teslim etmek için cinayet büro amiriyle iltifata geçen avukatlar buluşma noktasını işte tam burası Bahçeli Evler yan olarak belirledi. Polis hazırdı. Operasyonu bizzat dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun ve Cinayet Büro Amiri Fahrettin Gömbe yönetiyordu. Avukatların getirdiği arabasıyla, otomobiliyle getirdikleri Cem Gariboğlu burada polislere teslim edildi. Gözaltına alınan Cem Gariboğlu bu arabaya bindirildi. İki tarafına Cinayet Büro Amirinin polislerin ekipleri oturdu. Katile tek bir soru soruldu. Cem,
iyi misin? İki polis arka koltuğa alınan Cem Gariboğlu'nun yanına geçti. Polisler aylardır aradıkları katile sadece Cem iyi misin diye sordu. Onun da tek yanıtı evet oldu. Polis teslim olan şahsın Cem Gariboğlu olduğundan emin de olmak istiyordu. O anda tabletle parmak izi kontrol edildi. Yakalanan Cem Gariboğlu'ndan başkası değildi. Çelik yelek giydirilen Cem Gariboğlu olağanüstü önlemlerle cinayet büro amirliğine götürüldü. Üstünden 12 yıl geçen olayın bu görüntülerine de ilk kez TV 100 ulaştı. Tutuklanan Cem Gariboğlu 10 Ekim 2014'te Silivri cezaevindeki koğuşunda intihar ederek hayatına son verdi. Bir kadın daha.